bir yoluna bakıyormuş gibi. Ahmetciğim sol elini zayıf demiştik. Bir kaldır bakalım sen demiş. Şöyle bir sol elini iki elini de açıp kapatalım. Peki. Anne. Şüphelendiğimiz hastalara tabii ki hiçbir hasta bende beyin tümörü var diye gelmiyor. Değişik şikayetlerle geliyor ve belirtilerle kendini gösteriyor. Yetişkin yaşta bir insanda normalin dışında bir nörolojik bulgu gördüğünüz vakit bu direkt akla beyni getiren, beyinde bir patoloji olduğunu düşünen bir durum olur. Özellikle durup dururken nöbet geçirme, yani Sara krizi gibi havale geçirme veyahut da vücudunun bir tarafında, kolda veya bacakta veya ikisinde beraber güçsüzlük hissi ya da uyuşma hissi gibi. Bunlar kalıcı veya ataklar halinde geliyor olabilir. Özellikle sabahlara olan, sabah kalktığınız vakit olan aşırı bulantı hissi veya baş dönmesi, baş ağrısı, bunlar ilaçlarla geçmediği dönemlerde mutlaka aklınıza beyinde bir patoloji olduğunu getirmeniz lazımdır. Değişik tetkikler yapılmakla beraber altın standart ilaçlı ve ilaçsız MR çekilerek teşhis edilir. Bizim hastamız da kendi kendini aslında teşhis ederek gelmiş bir hasta sayılabilir. Vücudunun bir tarafında güçsüzlük hissi, uyuşma hissiyle bize başvurdu. Beyinden MR çekilmiş. Beynin sağ tarafında, kafatasının altında, beyin dokusuyla beyin zarının arasında oldukça büyük 7-8 santim çaplı bir tümör diyebileceğimiz kitle ile karşılaştık. Hastamız bu yaş grubunda biz kötü huylu tümörleri pek düşünmeyiz. Kendisi veterinerlik öğrencisi mezunu. Oralardan kapmış olduğu bir enfeksiyona bağlı bir kitle görüntüsü de olabilir. Bu görüntüyü tespit ettikten sonra yapılması gereken tek şey ameliyatla o görüntünün çıkartılmasıdır. Genel anestezi altında beyinden o kitlenin tamamıyla çıkartılması. Erken dönem yine ameliyat öncesi de döneme göre bir miktar sol tarafında güçsüzlüğümüz oldu kol ve bacakta. Bunlar süratle toparladı. Şu anda sadece sol el parmaklarında küçük hafif bir güçsüzlüğümüz var. O da herhalde bir iki haftaya kadar tamamıyla normale dönecek diye düşünüyorum. Mezuniyet sonrası sol kolumda hissizlik kaybı başladı çok hızlı bir şekilde. Bu sonra sol ayak ve sağ ayağı vurdu. Bunun üzerine hastaneye geldim. Hastanede MR çekimi yapıldı. MR çekiminin üzerine sağ beyin hocamızın anlattığı gibi arka tarafında tümör benzeri bir kitle çıktı. Onun üzerine operasyon alındım. Durum kritik olduğu için. Yani operasyon öncesi psikolojim gerçekten darma dumandı. Ve şu an yani çok iyi. Korkmadan yürüyelim. Çekim olacak. Benim bu ameliyatı bana getirdiğim için.